Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. Şu anda Oppo'nun Türkiye'deki lansmanındayız. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde telefon bize gelmişti. Kutu açılımını da yapmıştık. Şimdi yanımızda Oppo Türkiye Genel Müdürü Weijian Zhou var ve biz de ona merak ettiğiniz soruları ve kafamızdaki soruları Oppo ile ilgili soracağız. Evet, ilk soruyla başlıyoruz. Oppo Türkiye'de ne gibi faaliyetlerde bulunacak? İlk sorumuz bu olsun. So first of all, when we come to Turkish market, so before we come, we made a very detailed analysis of the market. İlk olarak Türkiye pazarına giriş yapmadan önce detaylı bir araştırma yaptık. Ayrıca pazarla ilgili kendi deneyimlerim de vardı. Buna ek olarak öncelikle sektör içinde uzun zamandır yer alan ve tecrübeli kişilerden oluşan küçük bir ekip kurduk. Daha sonra birkaç ekip daha kurduk ve resmi olarak operasyonlarımıza başlamadan önce 120 kişiye ulaşan iş ortaklarımızla beraber işbirliği yaptık. Gelecek operasyonlarımız hakkında soruyorsan zaten görmüşsündür diye düşünüyorum. Pazarlama anlamında büyük bir yatırım yaptık. İstanbul, İzmir ve Ankara gibi illerde billboardlarda reklamlarımız yer alıyor. İlanlarımızı internet ve sosyal medya gibi mecralarda da görebilirsiniz. Önümüzdeki yıllarda Türkiye akıllı telefon pazarında büyük bir potansiyel görüyoruz ve bu pazarın çok iyi bir geleceğinin olduğunu düşünüyoruz. Arkadaşlarım, ben Weijian, Oppo Türkiye'nin genel müdürüyüm. Bazılarını belki benim hikayemi biliyor. Geçen yıl Lenovo'dan ayrıldım. Ancak Türkiye'den ayrılamadım. Türkiye'yi ve İstanbul'u çok sevdim. Ve tekrar Türkiye'ye girmeye karar verdim. Şimdi konuşmama İngilizce devam edeceğim. Bir sonraki toplantımızda daha çok Türkçe konuşacağım. Şimdi ikinci sorumuz ise RX17 Pro ile ilgili olsun. RX17 Pro bizim kanalımıza koyduğumuzda kutu açılımında birazcık eleştiriler gelmişti. Fiyatının yüksek olduğu söyleniyordu. Bu konuda ne diyorsunuz? Tüketici ürünlerimizde kullandığımız teknolojileri belli bir kaliteyle sunuyoruz. Öte yandan farklı segmentlerde modellerimiz var. Mesela RX17 Pro dışında RX17 Neo gibi bir telefonumuz da var. Ayrıca AX7 isimli bir diğer ürünümüz de şu anda satışta bulunuyor. Onlar da gayet iyi modeller. Gelecekte kullanıcılarımızın ihtiyaçlarını karşılayacak farklı modelleri de getirmeyi planlıyoruz. Biz diğer sorum ise çok popüler olan bir model Find X ile ilgili. Gelecek mi? Önce onu soralım ve gelecekse ne zaman gelecek? Okuyucularımızın büyük bir çoğunluğu bu soruyu merak ediyor. Kesinlikle Find X modelini Türkiye'ye getireceğiz. Ne zaman geleceği ile ilgili olarak bilgi veremem. 2019 yılı içinde bu modeli Türkiye pazarında satışa sunacağız. Oppo Türkiye pazarı için çok yeni bir marka. Öte yandan Oppo, Çin pazarında lider olan tecrübeli bir marka. Ayrıca Asya pazarında da bir numaralı markayız. Gelecek planlarımız arasında bu tecrübemizi, ürünlerimizi Avrupa pazarına yaymak da var. Global olarak 4. sıradayız. Ancak Avrupa pazarına henüz yeni giriş yapıyoruz. Bu yüzden bu bölgenin büyümemiz için güzel bir potansiyel olduğunu düşünüyorum. Müşterilerimize oldukça ilginç ürünler sunacağız bu süreç içerisinde. İnsanların MediaMarkt, Teknosa ve benzeri teknoloji mağazalarındaki ürünlerimize olan ilgisini gözlemliyorum. Tasarım konusunda ilgi çekici ürünler sunmayı başarıyoruz. Türk kullanıcılar yüksek teknolojiye karşı oldukça ilgili, kaliteli ürünlere karşı ilgililer. Bu yüzden Oppo'nun Türkiye pazarında güzel bir başarı yakalayacağını düşünüyorum. O zaman
Oppo Türkiye Genel Müdürü'ne çok teşekkür ediyorum ve onlara İngilizce olarak Welcome to Turkey diyorum. Thank you. I really like to stay in Turkey because in the previous company. Türkiye'de yaşamak hoşuma gidiyor. Daha önceki işim gereği 3 yıl boyunca Türkiye'de yaşadım. Ülkeme döndüğüm zaman ise evet Türkiye'ye geri dönmeliyim dedim ve buraya geldim. Ayrıca ailemi de beraberime getirdim ve onlar da İstanbul'u çok sevdiler. Evet, bir röportajımızın sonuna geldik. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Oppo ile ilgili her türlü görüş, yorum, eleştirinizi bu videonun altına yapabileceğiniz gibi teknolojioku.com adresinde iletebilirsiniz. Farklı bir videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.